Efendim sıradaki skecimiz insaf kaynakları, insan kaynakları departmanında geçen bir toplantıyı izleyeceğiz. Ben de eski bir kurumsal çalışan olarak açıkçası biraz merak ediyorum nasıl olacak skeç diye. Sen nerede çalıştın? Ben sigorta şirketinde çalıştım abi. Öyle mi? Aynen. Ne yapıyordun? 5 sene sigortacılık. Ne yapmadım ki? Her işi yaptım. Her işine girdin mi? Benim biraz garip abi. Ben sayısal bölümü okudum. Bir şey yapamayınca ekonomi üniversiteye geçtim. Oradan sigortacıda insan kaynakları departmanında başladım. 6 ay sonra pazarlamaya geçtim. Sonra mühendislik. Derken bir baktım organize işlerde oynuyorum. Çok iyi. Peki iyi bir sigortacı mıydın? İyi gidiyordum ama ya bir yandan BKM bir yandan sigorta zaten ben bırakmasam onlar kovacaklardı. Tabii, çünkü sonlara doğru böyle garip hatalar yapmaya başladım. Teklif hazırlıyordum bir gün. 60 bin lira teklif vereceğim müşteriye. Bir sıfır eksik yazmışım. 6 bin lira. Hadi be. Müşteri de kabul etmiş teklifi. Neyse ki anlaştılar 36 bin liraya falan anlaşmışlar. Çıkar. Parayı benden kesmediler yani. Kesmediler mi? He. Zaten ben haftasına bıraktım işi. Kesebilirler diye ben korktum çünkü. İyi seni seviyorlarmış ama böyle bir hata yapmışlar. Seviyorlardı ya. Normalde yani. Müdürlerim sağ olsunlar. Onların da kariyerimde şeyi var yani. Payı var. Payı var. Şimdi de böyle bir şirkette geçen bir toplantıyı izleyeceğiz. İnsaf kaynakları geliyor. Murat Aksu yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Duygu bu ne? Ha, ne Ediz Bey? Ben niye bulaşık suyu içiyorum? Ha, white chocolate karamel macchiato istemiştiniz ama. Ben kahveyle bulaşık suyunu ayırt edemeyecek kadar aptalım öyle mi? Ha, bakayım. Aptalım ben değil mi? Evet bak bakalım. Ne bu? Bence tadı çok güzel. Sus cevap verme bana. Ne yaptın dosyaları Morse alfabesine göre dizdin mi? Morse alfabesine göre nasıl dizeyim Ediz Bey? Yapamadın değil mi? Morse alfabesine göre dizemedin onları değil mi? Git muhasebeye çıkışını yapsınlar kovuldun. Şirkette bile değiliz ya. Evet şirkette değiliz. Ne işimiz var bizim kişisel eğitim merkezinde? Hakkınızı şikayet edenler olmuş. Şirket zorunlu gönderdi Ediz Bey. Çok biliyorsun sen. Sese bak kız gibi. Tut şunu. Hoş geldiniz. Buyurun oturun birazdan başlayacağız. Buyurun Aslı Hanım buyurun. Buyuracağım tabii. Ben buyuracağım önce. Çek şuradan. Nereye oturacaksınız? Nereye? Sana ne? Bacak bacak üstüne at. Ayamazsın. Yani aynı asansöre de binebilirdik Esra Hanım. Sıkıştırdık Derbent Bey. 3 kişilik de asansör ya. Ne diyeyim sıkıştırırdınız mı diye Derbent Bey? Ya bir gün o asansöre ailecek de binmeyi isterim yani onu da söyleyeyim. Lütfen hiç aşkı birbirine karıştırmayın Derbent Bey. Ya bunun bu ofis görevleri yok mu? Hasta oluyorum ya. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Efendim bugün iş yerindeki özellikle üst-ast ilişkisi genelinde birbirimize karşı nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir workshop yapacağız. Workshop yani çalışma dükkanı anlamında diyor. Ama sen nereden bileceksin böyle şeyleri? Ama Ediz Bey, workshop o anlama gelmiyor ki. Çok biliyorsun sen. Ne anlama geliyor ya? Ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Ben bilmiyor muyum ne anlama geldiğine? Çabuk git muhasebe çıkışını yapsınlar, kovuldun. Tamam. Siz dağılamayın lütfen. Şöyle yapalım. Öncelikle ben sizi biraz tanımak istiyorum. Hı. Bir selamlaşma çalışmamız var. Sizi şöyle ortaya alabilir miyim? Ediz Bey, Duygu Hanım. İş yerinde sabah ilk defa karşılaşıyorsunuz. Nasıl selamlaşıyorsunuz? Bir görelim. Tabii. Günaydın Ediz Bey. Kes sesini. Biraz daha kibar lütfen. Günaydın Ediz Bey. Lütfen çenenizi kapatır mısınız? Ediz Bey. Lütfen ama uluslararası bir şirkette olduğunuzu unutmayın. Aa çok özür dilerim. Shut the fuck up. Tamam siz yerinizi alalım. Buyurun, buyurun. Ağlamayın Duygu Hanım siz her şeye. Buyurun ağustlayalım. Geçelim. Geç. Günaydın. Sul. Nasılsın? Sul. Rahat. İnsan kaynakları departmanı emir ve görüşlerinizde hazırdır komutanım. Aslı Hanım biraz daha yumuşak mı olsanız? Niye yumuşak olmuyor? Niye yumuşak olmuyor? Yapmayalım. Yok tamam lütfen. Görüyorsun değil mi? Diğer müdürleri, diğer patronları görüyorsun değil mi nasıl davrandıklarını? Görüyorum Ediz Bey. Ne görüyorsun sen ya? Tamam. Ne görüyorsun? Hiçbir Ediz Bey'i kaynatmayalım. Senin. Tamam sizi görelim bir de. Feridun Bey iyi misiniz? Bir şey yapmamı ister misiniz? İyi ya, iyi. Bir şey yok. Başlıyorum. Günaydın Terbilent Bey. Günaydın. Çıkışta ne yapıyorsun? Sana ne ya? Bir şeyler içmeye gidelim. Ya görüyorsunuz
Ya bu yönetici asistanı değil mi Allah aşkına ya? Dizilerde görüyoruz neler yapıyor, bunda tık yok ya. Ne dizisi? Ne dizisi ya? Afilli Aşk, İkindi Kuş, o Binbir Gece Masalları 500 bin lira veriyor direkt kadına. Yani? Bende para var. Allah Allah, tamam siz de alalım, tamam. Bence güzel de ama. Evet, hakkınızda biraz fikir edindim denilebilir. Şöyle yapalım bir de Ediz Beyciğim. Evet. Diyelim ki asistanınız atması gereken maili unutmuş. Ne yaparsınız? Onu tabii ki de uyarırım. Süper. Sonra uygun bir dille hakaret ederim. Nasıl? Şöyle. Sen aptal mısın ya? Sen salak mısın ya? Ha? Senin kuş kadar beynin var ya. Sendeki beyni kuşa taksak var ya geri gider böyle. Ne oldu, bir şey mi diyeceğim? Ama Süreyya. Allah Allah. Ne diyorsun sen? Bir şey söyle. Söyle. Ha, söyle. Dinliyorum seni. Ne? Süreyya. Tamam. Elini indir eline. Ediz Bey, indir lütfen eline. Ama. Lütfen. Hiç hoş olmadı. Aslı Hanım. Mesela Feridun Bey size hatırlatması gereken toplantıyı unuttu. Ne yapmış, ne yapmış? Mesela dedi, mesela dedi. Asu Hanım mesela dedi. Hanım mı? Bu ne cinsiyetçilik? Ya yanlış anlıyorsunuz beni ama siz Asu Hanım. Yanlış anlıyorum. Niye? Kadırım diye mi? Yok. Ha? Saçım uzun, aklım kısa mı diye mi? Bana bak Feridun. Bana bak. Bizim oralarda senin gibilere ne derler? Zavallı, zavallı derler, zavallı. Ama lütfen Aslı Hanım yapmayın, yani eğitimdeyiz lütfen. Anlamıyor. Tamam. Ferbülent Bey, diyelim ki Esra Hanım unuttu. Canı sağ olsun. Nasıl? Yani ben bunun için var ya holdingi yakarım, şu güzelliğe baksanıza Allah aşkına ya. Değil güzel. Benim güzelliğime iltifat edildi şu an. Evet, fark ettim ben. Yok, ilerleme pek kaydedemiyoruz. Empati. Tamam, bir empati çalışması empati, yapalım. Empati. Evet, yani yerlerinizi değiştireceksiniz. Ediz Bey sizden başlayalım. Siz asistansınız. Nasıl ya? İtiraz yok. Yalnız bütün raporlarımı şirketlerinize göndereceğim. Ha, tamam, tamam o zaman. Tamam, tamam. Böyle alalım. Sizi masada, çalışma alanınızda. Patronsunuz. Tamam. Buyurun. Tamam. Ediz gel buraya. Gel, 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 gel. Gel. Buyurun Duygu Hanım. Bu ne? Bulaşık suyu mu bu? Bu ne ya? Bu beni taklit ediyor. Hayır, hayır. Bölmeyin, bölmeyin. Bu ne? Bunu mu içeceğim ben? Ben kesinlikle çalışanıma böyle şiddet uygulamıyorum. Yok. Asla. Sizinki de psikolojik şiddetti. Biz devam edelim. Devam edelim. Toplantıyı ne yaptın? Ne bakıyorsun suratıma? Seni gerizekalı, seni imbesil, israf, aşağılık oğlu, aşağılık! Ne oldu? Ağlıyor mu? Arkadaş ağlıyor, ne oldu? Ağlıyor, ağlıyor. Yok, tamam. Ağlıyor mu? Tamam, Duygu Hanım, yeterli. Yeterli. Kusura bakmayın, bir anda içinde bir öfke varmış. Çalışma, empati tamam. Sizin elinize geçti. Ne hissettiğinizi anladı umuyorum ki. Buyurun. Sizden alacağım aynı çalışmayı. Buyurun. Tamam. Buyurun. Evet. Evet, izleyelim lütfen. Tabii. Şunu uzatır mısın? Of, of. Bana bak yakışıklı. Eğer bu... Eğer bu ofis ortamından sıkıldıysan çıkışta bana gideriz, bir rahatlarız. Bana gelirken de dört dar bir pantolon giyersin, bütün vücut hatları meydana çıkar, anladın mı? Ferbülent Bey, empati yapabildiniz mi? Biraz rahatsız edici oluyor öyle değil ben mi? Ben zerre rahatsız olmadım, hoşuma gitti. Biraz daha çıktı. Ya mümkünse biraz daha çirkinlesin, çirkinler. Yok, tamam. Bu ne ya? Bu ayıptır, ha? Tamam Esra, oturalım. Ben... Alacağım notları aldım zaten. Buyurun. Buyurun Ferbülent Bey. Yani tamam. İyiydi.
Enteresansınız gerçekten. Sizden alacağım aynı çalışmayı. Gel buraya. Yok şey, Aslı Hanım. Nerede halı, saat kaç olmuş? Şey, yok yok, yanlış anladınız. Yer değiştiriyoruz ya, şimdi siz asistanmışsınız, Feridun Bey patronmuş. Öyle zaten. Normalde patron benim. Erbilen, kadın sözünü kesme. Yok şey, anlamadım, nasıl ya? Asude Hanım'ı biz işe aldık, sonra beni hep çaya gönderdi, getirdi öyle. Ondan sonra bende bir alışkanlık oldu. Ne dersi yapıyorum artık, biliyor musun? Ne dersi yap... Ana! Köpek gibi yapacaksın. Paranı ben vermiyor muyum? Sus! Hayır, hayır, hayır. Yok, ben veriyorum parayı. Para veriyorsun diye sahibim mi oldun hiç? Şimdi gebertirim ha. Bu ne ya? Sana tanzimat davası açacağım. Yalnız tazminat o. Sana ne lan? Sana ne? Oo, neden etkilendim ben? Aç da geç şöyle. Ne? Geç! Niye? Koltuğa geç! Bir eğitim alamadınız be! Bir eğitim alamadınız! Oo, ben bundan da etkilendim. Ne geçirdin? Benimle böyle konuşamazsın. Sus! Sus, seni işe yaramaz. Cibiliyetsiz, iki lafı bir araya getiremeyen, kafiyetsiz, her şey rezil ezik herif! Ayıp oluyor ama. Ya! Ayıp diye senin yaptığını derler be. Ne oldu, bir cevap vermediniz, içinize kaçtınız? Biz böyle mi görünüyoruz ya dışarıdan? Galiba böyle görünüyoruz. Ya? Ya işte böyle görünüyorsunuz arkadaşlar. Bu hoş mu? Değil. Lütfen o zaman çalışanlarınızdan teker teker özür dilemenizi istiyorum. Ediz Bey, baştan. Ben gerçekten belli farkındalıkların farkına vardım. Harika. Çok güzel bir cümle yazmışlar bana. Hatta yazmamışlar, ben kendi kendime yazdım şu an. Evet. Yazarı satmıyorum. Kesinlikle bu farkındalığı es geçemem. Duygu, yerime özür diler misin? Ediz Bey! Tamam, tamam. O zaman. Duygucuğum, ben senden çok özür diliyorum. İş stresinin baskısı, gerek benim karaktersizliğim, beni bu duruma getirdi. Sen benim çok iyi bir çalışanımsın. Senden çok özür diliyorum. Bravo. Bravo. O yana gerek yoktu. Buyurun. Sizden. Ben normalde anaokulu öğretmeniydim. Aslında çok iyiydim. Evet. Özel sektör beni böyle yaptı. Özür dilerim müdürüm. Bana müdürüm dedi. İlk defa dedi. Müdürüm, müdürüm, müdürüm. Tebrikler. Evet. Buyurun, sizden de alacağım. Hah. Esra, seni çok seviyorum. Evlen benimle. Of Ferbülent Bey, of! Yani Ferbülent Bey, ama gerçekten bu artık taciz. Size bir tavsiyem var, bence dava açmalısınız. Yok ya Süreyya Hanım, Ferbülent Bey benim eski sevgilim. Ha. Kendisi de departmanında bir terfi aldı. Ben işimle bir deva gelmesine kendisinden ayrıldım. Ha. Yani hala seviyor musunuz? Seviyorum ulan. Ya siz değil. Ha. Seviyorum. Aha, ben de, gel. Peki, o zaman bugünlük workshopumuzu bitirebiliriz çünkü ben de bittim. Genel olarak anladınız değil mi? Yani iş yerinde zorbalık yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece iş yerinde değil, hayatımızın hiçbir alanında zorbalık yapmıyoruz. Birbirimize karşı saygı gösteriyoruz. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık. Peki, iyi akşamlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Harikaydı. Rica ederim, buyurun. Siz geçin müdürüz. Lütfen. Siz de mi geçin? Siz kesin. Şakası da bulamadım. Bunlar ne ya? Bunları bana sayıyorlar. Süreyya Hanım, Süreyya Hanım! Ben işimi bitirdim de gidebilir miyim? Tabii Birsel'cim, çıkabilirsin. Tamam. Madem ki işin bitti, çıkabilirsin değil mi? Evet. Tabii keyfine göre çıkabilirsin. Biz zaten o mesai saatlerini kafamıza göre koyuyoruz değil mi? İşim bitti, çıkayım. Ben akşama kadar burada bekleyeyim. Ne bakıyorsun suratıma hala? Çık! Çıksana! Çık dedim Birsel! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Allah Allah. Murat Aksu yazdı. Evet, en yakın sensin Zile kardeşim. Temsilen Murat. Temsilen Murat'ı. Ya bir anda şey de oldum. Şimdi biz, ben provada bir tereddüt vardı hani skecin empatisiyle ilgili ama... Siz iş yerinde böyle dayak mı yiyorsunuz? Ne oluyor? Yani empatisi ne kadar çokmuş ya, değil mi? Yani hem skecin kendi empatisi hem de...
kişisel performanslarınız inanılmazdı. Yani bu arada işte ayrı ayrı söyleyeceğim. Cemile ve Cihan çifti gerçekten inanılmaz iyiydi. Ayşegül ve Ozan gitti. Ozay çifti. Harikaydı Ozan. Siz de harikaydınız vallahi Fatih ve Gözde. Yani çiftlerimizin yani biraz şey kişisel performansa girdi ya bir yerden sonra. Oralarda hakikaten böyle oyunculuk şiir gibiydi. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor alkışlarınızdan.